Batan gemiler, selde yitip giden canlar, büyük bölümü yıkılan Karadeniz sahilleri. Türkiye'de bugünkü manzara özetle buydu aslında ama yağışı kar olarak alan bölgeler de vardı tabii ki. Onlar da su baskınlarıyla, taşkınlarla mücadele etmediler belki ama beyaz örtüye hazırlıksız yakalananlar vardı. Ne oldu, yolda mı kaldık? Ya kaldık valla. Perişan olduk. Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Bolu'da kara hazırlıksız yakalananlar yollarda mahsur kaldı. Biz herhalde 8 saattir, bizden önce de 5 saattir kapalıymış. Kilometrelerce kuyruk var. Lapa lapa yağan kar kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Türkiye'nin en önemli geçiş noktası olan Bolu Dağı'nda yoğun tipi yüzünden ulaşım zaman zaman durdu. Keyifli bir hafta sonu geçirmek için Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'na giden 4 kişilik arkadaş grubu ölümle burun buruna geldi. Araçlarıyla yolda mahsur kalan 4 kişinin yardımına jandarma ve sağlık ekibi yetişti. Ancak onlara ulaşmak kolay olmadı. Yol üzerinde devrilen ağaçlardan geçemeyen jandarma ekiplerine yardım için köylüler harekete geçti. Yolu kapatan ağaçları parçalayarak kenara çeken köylüler jandarmalara yol açtı. Kara gömülen araçların içinde hipotermi geçirmek üzere olan 4 kişi son anda kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Kars'ta etkili olan kar ve tipiden dolayı tırlar yolda mahsur kaldı. 2 saat boyunca yerlerinden kıpırdayamayan sürücüler bekledikleri yardım gelmeyince kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştılar. Hava sıcaklığının -6 dereceye kadar düştüğü Arpaçay'da yollar buz tuttu. Kayan tırlar ve diğer araçlar yüzünden ulaşım sık sık kesintiye uğradı. Ne oldu, yolda mı kaldınız? Ya kaldık valla. Perişan olduk. Biz bir saatten fazladır burada rehin kaldık. Ardahan'da da durum farklı değildi. Sakal Tutan geçidiğinde ulaşım dururken araçlar yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Karayolları ekipleri aralıksız çalışarak yolları açık tutmaya çalışıyor. Amasya ve Kayseri'de de etkili olan kar yağışı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Efendim, Samsun'da boşandığı eski eşi Eren Çakırgül'den kurtulamayan Havanur Akan'ın isyanını ilk Beyaz Ana Haber gündeme getirmişti. Uzaklaştırma kararını ihlal eden Çakırgül alenen kameraya yakalanmış. Havanur da kendisini biber gazıyla korumak zorunda kalmıştı. Şimdi bu saldırıdan sonra Çakırgül'e elektronik kelepçe takıldı ama o kelepçeyi de çıkarması Havanur'u isyan ettirdi. Gizem Hanım, tam olarak şahıs şurada. Bakın. Buyurun. Ayakkabısını da gördünüz. Buyurun. Gel gel gel. Peşini bırakmayan eski eşi uzaklaştırma kararını ihlal edince kendini biber gazıyla koruyup ona elektronik kelepçe taktırdı. Ama eski eş rahat durmadı, onu da çıkarttı. 40 günlük gelinken şiddet başladı. Kolum omuzumdan aşağı alçıya alındı. 2 aylık bebeğim karnımdayken tekmeler attı ve ben düşük yaptım, bebeğimi kaybettim. Adıma hesaplar açıp beni orada pazarladı. Evliliğinin daha 40. gününde şiddet gördüğü için Eren Çakırgül'den ayrılan Havanur Akan boşansa da ondan kurtulamadı. 2022 Kasım 17'de boşanmam gerçekleşti. Ancak Kasım 17'den beri günümüzü görmüyorum. İş yerimde tehdit ediliyorum, takip ediliyorum. İş yerime karşısına geliyor, video atıyor, bak buradayım diyor diye. Peşini bırakmayan Çakırgül'den kurtulmak isteyen Havva'nın aldırdığı uzaklaştırma kararı da işe yaramadı. Havva yine kendini biber gazıyla korumak zorunda kaldı. Gizem Hanım, tam olarak şahıs şurada. Bakın. Buyurun. Ayakkabısını da gördünüz. Buyurun. Gel gel gel. Sabah saat 8'i çeyrek geçe işe gelirken hemen kapımdan çıktığım gibi karşımda Eren Çakırgül'ü gördüm. Saklandı beni görünce. Hemen video çekmek aklıma geldi. Kendimi korumak için çantamda bulundurduğum biber gazını sıkmak zorunda kaldım. Ben ölmek istemiyorum. Uzaklaştırma kararını ihlal eden Çakırgül'e elektronik kelepçe takıldı. Ama o kelepçeyi de çıkarttı. Bundan önce de kendisine kelepçe takılmıştı. O gün beni aradı ve Azrail olacağım senin dedi. Havva'yı arayan Çakırgül futbol oynarken
giden kelepçenin kazayla çıktığını iddia etti. Futbol maçından önce beni aradı babasının telefonunda. Ve şimdi dün kelepçesi çıkmış. Futbol oynamayı sevmez. Genel olarak izleyicidir. Çok nadir oynamaya giderdi. 3 gün sonra tekrar kelepçenin takılacağını öğrenen Hava Nur, başıma bir şey gelirse sebebi Çakır Gül'dür dedi. 3 gün boyunca ayağında kelepçe olmayacak. Her yerde karşıma çıkabilir. 3 gün can güvenliğim yok. Başıma bir şey gelirse sorumlusu Eren Çakır Gül'dür. O kelepçe bozulduğunu düşünmüyorum. Efendim, Ankara'da yaşanan trajikomik bir olayı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Esenboğa Havaalanı'ndan Batman'a gidecek yolcular yanlışlıkla Amsterdam uçağına binince ortalık bir anda karıştı. Bakın bu karışıklığa kim sebep oldu? Kesinlikle burada bir sıkıntı var Nurullah. Ne uçağı bu? Kenya efendim. Kenya mı? Kenya'ya değil, Konya'ya! Galiba Konya diye Kenya'ya geldi. Bir harf o kadar mı değiştirir ya? Geçecek böyle şey. Recep İvedik 6 filmi gerçek oluyordu. Batman yolcuları az kalsın Amsterdam'a uçacaktı. Recep İvedik serisinin 6.'sı İvedik'in Konya yerine Kenya uçağına binmesiyle yaşanan komik olayları anlatıyordu. Kesinlikle burada bir sıkıntı var Nurullah. Ne uçağı bu? Kenya efendim. Kenya mı? Kenya'ya değil, Konya'ya! Benzer bir olay Ankara'da yaşandı. Batman'a giden yolcular yanlışlıkla Amsterdam uçağına bindi. Karışıklığa ring şoförünün hatası sebep oldu. Havaalanı içinde ring seferi yapan şoför Batman yolcularını yanlışlıkla Amsterdam uçağının önünde bıraktı. Yolcular uçağa binince karışıklık anlaşıldı. Şu an Amsterdam uçuşundayız. Ring arabalarıyla uçağın önüne geldik. Abinin lütfen bebek arabasını yiyecekken işte aşağıda bekliyoruz. Yerde de işte Batman'a değil mi? Ay! 6. Konya Kuru Fasulye Festivali'ne siz değerli üyeler bizi aramızda görmekte mutluluk duyarız diye bak. Yeğenim bizim bir seyahatimiz olacak. Nereye düşünüyorsunuz? Konya, Konya ya. Hay Kenya. Zamanın durduğu şehir Konya. Kesinlikle burada bir sıkıntı var Nurullah. Ne uçağı bu? Kenya efendim. Kenya mı? Kenya'ya değil, Konya'ya. Galiba Konya diye Kenya'ya geldi. Bir harf o kadar mı değiştirir ya? Geçecek böyle şey. Bir de böyle şey. Güzel Kenya'mıza hoş geldiniz. Evet abi, bu Amsterdam. Peki, ne Batman, ne Amsterdam kardeşim, ben Batman'a gidiyorum diyor. Şu anda da Batman ve Amsterdam yolcuları tamamen uçağın içerisinde karışmış durumda. Bu da başımıza geldi. Kabin ekibinin yoğun uğraşıyla Batman yolcuları indirildi. Ardından uçak Amsterdam'a gitmek üzere havalandı. Efendim 14 yaşındaki Begüm'den bahsedeceğim. Arkadaşıyla birlikte evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi ve tam 7 gündür kızlarından haber alamıyor Alkan ailesi ve kızların hayatından da haliyle endişe ediyor. Sakın beni merak etmeyin, yarın geleceğim. Babasına da amcasına da aynı şekilde söylemiş. Yarın geleceğim dedi ama 7 gündür haber alamıyorlar. Ailesi 14 yaşındaki Begüm'ün hayatından endişe ediyor. Bugün 8. gün ve hiçbir haber alamadık. Esenler Fatih Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Begüm Alkan, arkadaşı Zeynep'le birlikte 7 gün önce ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Bir geldim baktım kapıyı çaldım, açan yok. Telefonunu arıyorum açmıyor. Baktım kapıyı kapatmış, anahtarı kapının önüne koyup gitmiş. Anne Derya Alkan çok sevdiği kızıyla sadece bir kez telefonda konuşabildi. Sonra bir daha haber alamadılar. Akşam 6'da telefonunu açtı. Artık dedim ki kızım Allah rızası için bir ses ver bize dedim. Sakın beni merak etmeyin, yarın geleceğim. Babasına da amcasına da aynı şekilde söylemiş. Psikolojik sorunları olan Begüm'ü bulmaya çalışan ailesi her yeri kayıp ilanlarıyla donattı. Gözü yaşlı baba Sedat Alkan günlerdir aradığı kayıp kızına işte bu sözlerle seslendi. Çok kötü durumdayız. Gel, ne olursa olsun gel. Efendim aracından indi, yanında getirdiği İsrail bayrağını yere serip Türk bayrağını eline aldıktan sonra diğer elindeki silahını başına dayayıp eyleme başladı. İzmir polisini 3 saat boyunca uğraştırdı bu genç ve ilginç eylemi. Bakın nelere sebep oldu, izleyelim şimdi. İsrail bayrağının üstüne bastı, elindeki silahı başına dayadı. Görüntüler konakta kaydedildi. Yol kenarında durdurduğu aracından inen sürücü elindeki tabancayı başına dayayarak ilginç bir eylem gerçekleştirdi. İsrail bayrağını yere serip Türk bayrağını eline alan sürücünün aracında da ilginç bir pankart vardı.
Aracından Türk ve Azerbaycan bayrağının yanında çok sayıda ilaç çıktı. Elinde silah olduğu için özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de olay yerine geldi. Toma'nın müdahaleye hazırlandığını gören eylemci 3. saatin sonunda silahını bırakıp teslim oldu. Polis Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed adlı genci sağlık kontrolüne götürdü. Efendim yine asansör kazası. Yine facianın eşiğinden dönüldü. Gaziantep'te 7 öğrencinin içinde bulunduğu KYK yurdundaki asansör 3. kattan eksi 1. kata düştü. Mucize eseri ölen ya da yaralanan olmadı, onu belirtelim, ama o korkunç kazada büyük korku ve panik yaşandı. O yüzünü öpmüşler. Yedi öğrencinin içinde bulunduğu asansör büyük bir hızla 4 kat birden düştü. Öğrenciler facianın eşiğinden döndü. Aydın KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda düşen asansörde Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesi öğrencileri sokağa dökmüştü. O yüzünü öpmüşler. Bu kez Gaziantep İbrahimli'deki KYK yurdunda arızalanan asansör 3. kattan eksi 1'e hızla indi. İçindeki 7 öğrenci ölümden döndü. Olayda bir öğrencinin çenesi kilitlenirken bir öğrenci baygınlık geçirdi. Asansörde fenalaşan öğrencilere sağlık ekipleri müdahale etti. Asansörde mahsur kalan 7 öğrenciyi görevliler kurtardı. Ölümden dönen öğrenciler büyük şok yaşadı. Asansörün uzun süredir arızalı olduğu iddia edildi. Yaşanan ihmal protesto edildi. KYK canımızı alma! KYK canımızı alma! Susak, susacak, sıra sana gelecek! Efendim şimdi bir yangın haberimiz var sırada. İzmir Hatay seferini yapan bir yolcu otobüsü alev alev yandı. 40 yolcu ölümden döndü bu arada, onu da belirtelim. Ve yangına patlayan lastiğin sebep olduğu iddiası var. Gelin birlikte izleyelim, nedenlerini anlamaya çalışalım. Yolcu otobüsü alev alev yandı. Otobüsteki 40 yolcu ölümden döndü. İzmir-Hatay seferini yapan yolcu otobüsü Konya'da seyir halindeydi. Arka bölümünden duman çıkmasıyla birlikte otobüs bir benzinliğe çekildi. Saniyeler sonra da otobüste yangın çıktı. Son anda biz orta kapıdan, açık olan orta kapıdan son anda kurtulabildik ama eşyalarımızın tamamı kül oldu, canımızı zor kurtardık. Yaralanan olmadı, yolcuların tüm eşyaları ise otobüsle birlikte alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yolcular yangının patlayan lastik nedeniyle çıktığını iddia etti. Otobüsün arka lastiği patladı. Uyarılarımıza rağmen şoför ve otobüs yetkilileri durmamakta ısrar ettiler. İşimizi öğretmeyin tarzında ifadeler kullandılar. Bazı yolcularla tartıştılar. Buna rağmen yollarına devam ettiler. 200 kilometreye yakın bir mesafeyi patlak lastikle geldik. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak inceleme sonucunda netlik kazanacak. Efendim bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, fakat Gazze'li çocuklara yaşam hakkı bile tanınmıyor. 5000'den fazla çocuk dünyanın gözü önünde öldürülürken bölgeye yardım eli yine Türkiye'den uzandı. Gazze'deki 61 hasta, 49 refakatçi daha Türkiye'ye getirildi. Hastaları havaalanında karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasta, çocuk ve yaralıların sevkine devam edileceğini açıkladı. Bu en önemli bilgiydi aslında. Şimdi Orta Doğu cehenneminin 45. gününde yaşananlar geliyor ekranlarınıza. Bugün 20 Kasım, Dünya Çocuk Hakları Günü. Gazze'de yaşayan çocuklara yaşam hakkı tanınmıyor. Her 10 dakikada bir çocuk ölüyor. 45 günde 5000'den fazla çocuk öldürülürken 577 masum bebek acımasızca katledildi. Saatte 7 bebekse savaşın tam ortasına doğuyor. Gazze'li çocuklar bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Kimsesizler mezarlığına gömülmemek için isimlerini kollarına yazarak adeta ölümü bekliyorlar. İspanya'da da hayatını kaybeden bebekler için tüyler ürperten bir farkındalık çalışması yapıldı. Yer altından çocuk ağlaması sesi verildi. Sese koşanlar Filistin'in acı gerçeğiyle yüzleşti. Bölgede zulüm devam ederken Türkiye'den Gazze'ye bir kez daha yardım eli uzandı. 61 hasta 49 refakatçi ile birlikte bugün Türkiye'ye getirildi. Çoğunluğu kanser hastası olan 61 hasta ve 49 refakatçinin tedavi amacıyla ülkemize gelişini sağladık. Hastalar Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından karşılandı. Bebek ve çocukların kanser hastalarının tedavilerini ülkemizde gerçekleştirebilmek son derece önemliydi. Hastalar tedavilerine devam edebilmek üzere ambulanslarla Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerine kaldırıldı. Geçtiğimiz Perşembe günü Gazze'den Türkiye'ye getirilen 27 kanser hastasının tedavileri ise devam ediyor. Etnik kökeni, dini, dili ne olursa olsun mazlumun ve ihtiyaç sahibinin yanında olmaya devam edeceğiz. Öte yandan saldırıların devam ettiği Filistin'de can kaybı artıyor. Soykırımın 45. gününde 300 kişi daha hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana saldırılarda 13 bin Filistinli hayatını kaybetti. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz ana habere. Şimdi muhalefetle devam edelim. Özgür Özel genel başkan seçildikten sonra eski dosttan düşman olmaz diyerek İYİ Parti ile ittifaka göz kırpmış. HDP'de sıcak mesajlar göndermişti. Dün akşam İstanbul'da dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti, onu belirtelim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP'li Pervin Buldan'la birlikte bir opera gecesi dinletisine katıldı. İki ismin bir araya gelmesi kulisleri bir kez daha hareketlendirdi. Efendim, HDP ile görüşeceğiniz mi, onu yapacağız mı? Ben HDP'nin eş genel başkanları da aradı beni. Böyle gizli saklı bir şey yok. Seçmenlerine saygımız sonsuz. Yöneticileriyle zaten ilişkilerimizde hiçbir sorunumuz yok. Özgür Özel'in bu açıklamaları CHP-HDP ittifakına yeşil ışık yaktı şeklinde yorumlanmıştı. Kulislerde tartışmalar devam ederken dün akşam İstanbul'da dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. CHP'nin yeni lideri Özgür Özel, HDP'li Pervin Buldan'la birlikte Kadıköy'de düzenlenen bir opera gecesi dinletisine katıldı. Özel'e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti. Özel konserde bir skandala daha imza attı. Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Kürt sanatçı Pervin Çakar'ın önünde eğilip elini işte böyle öptü. Operacı Pervin Çakar daha önceki açıklamalarında Türkiye'yi işgalci olarak tanımlamış, Kürtlerin devleti yoksa Kürt sopranı da olmaz, Kürt besteci de olmaz ifadelerini kullanmıştı. Özel o anları sosyal medya hesabından Sayın Çakar barış ve kardeşlik mesajları verdi notuyla paylaştı. Konser sonrası yüzler gülüyordu. Özel program çıkışında Pervin Buldan'la birlikte fotoğraf da çektirdi. Efendim şimdi İYİ Parti ile devam edelim. Peş peşe gelen istifaların ardından bugün İYİ Parti'de kritik bir gelişme daha yaşandı. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç istemiyle Parti Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İsterse en yakınım olsun. Vallahi değiştireceğim, billahi değiştireceğim. En yakınım olsun. En güvendiğim olsun, kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. O isimleri işte böyle tehdit etmişti. Genel Başkan Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır kesin ihraç istemiyle Parti Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Genel Başkanımızın imzalarıyla yetkileri çerçevesinde tedbirli ve kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Seçim yenilgisi sonrası istifalarla sarsılan İYİ Parti'de yolsuzluk iddiaları krizi daha da büyüttü. Eski mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği iddia edildi. İYİ Parti'de yaşananlarla ilgili bir açıklama da partiden ayrılan Yavuz Ağaralioğlu'ndan geldi. Beyaz TV'de yayınlanan Akılda Kalsın programında konuşan Ağaralioğlu, Akşener'e ağır eleştirilerde bulundu. Paralar, ithamlar, iftiralar,
efendim akçeli işler. Sonuçta hanımefendinin ne kadar zihnini meşgul ediyor ki, hı-hı, istişare toplantısında bile bana, malıma, çocuklarıma, her şeye, gelinime, her tarafa, herkese, herkes mallarına baksın falan demeye başladı. Genel başkanların böyle konuşmak mecburiyetine sebep olan şey bu siyasi dağılmanın arkasındaki savrulmadır, ilkesizlik savrulması. Edelim. Türkiye genelinde 600 fenomen mercek altında, biliyorsunuz yaşanan olaylardan dolayı hakkındaki iddialarla gündeme gelen son isim, altınlı videolarıyla gündeme gelen Nevra Bilen. Fenomen hakkında dolandırıcılık yaparak gelir elde ettiği iddiası var. Öldüreceğim şimdi ya. Sakin ol, calm down baby. Biraz quality. Biliyor beni dedikodularınız. Yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız. Bu da sertifikası. Artık 24 ayar altın yemedim demem. Havuzdan altınlarıyla çıktı, yakın arkadaşı Dilan Polat gibi altın tozlu kahvesini böyle yudumladı. Ünlü fenomen Nevra Bilem dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. Giden gider kalan kalır tabii, yapmadım bunu. İçmeden bir şey, tek bir kelime etmeden de çıktım. Sosyal medyada 1,5 milyon takipçisi olan Bilem, Dilan Polat'ın yakın arkadaşı. Hatta paylaşımları, içerikleri bile Dilan'la aynı. Yok artık aşkım ya, inanmıyorum. Bu da sana. Bilem şimdi dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. Savcılığa şikayette bulunan mağdurlardan biri soruşturma dosyasına Bilem'e ait ses dosyası sundu. Ses kaydında fenomen asıl mağdurun kendisi olduğunu anlatıyor. Ben suçluyu, haklıyı ayıramıyorum. Ayıramadığım için de bir ödeme yapmıyorum. Ses kaydında parasını geri isteyen mağdura dolandırıldım, benim için de dua et yanıtını veriyor. Ben parasında değilim. Ben şu an dolandırıldım yani. Çok ciddi dolandırıldım ve ben şu an kimseye güvenemiyorum. Allah nasip ederse sen duanı et. Ramazan'da bolca duanı et. Yani daha öncesinde de belki gelir, o seni para bulur. Fenomen kurbanı 30 kişi mağduriyetlerinin giderilmesini, sorumluların da cezalandırılmasını istiyor. Şu an kalbim hızlı hızlı atıyor. Efendim, Taksim'deki AVM'de iki kadının yan bakma tartışması kavgaya dönüşünce bir anda ortalık karıştı. Kadınların saç saça baş başa kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi bu arada. Olay yatıştıktan sonra kavgacılardan biri paylaştığı görüntülü mesajla kendisini savunmaya çalıştı. Bırak şunu! Ya bırak! Savurma onu! Savurma! Belli patlatın sana! Belli patlatın sana! Savurma! Ne bakıyorsun dedi. Ardından hem cinsine tekme ve yumrukla saldırdı. Yaptığı saygısızlıkla övünen genç kadın kavgayı kaydedenlere sitem etti. Videoyu çeken kişiye keşke benim attığım tekmeyi, benim onun saçından tutup yerlerde sürüklediğim anları da çekseydik. Bırak şunu! Beyza Ekşi arkadaşlarıyla birlikte İstiklal Caddesi'ndeki bir AVM'ye gitti. Yemek yiyip muhabbet ettikleri sırada kadınla erkekli bir grup yan masalarına oturdu. O geldi, kendi kendine böyle bir triplere girdi. Ondan sonra ben ne bakıyorsun? Masadan masaya birbirlerini süzen iki kadının boy gösterisi kısa süre sonra ortalığı karıştırdı. Kadınlar birbirine girdi. Beyza Ekşi karşı tarafın üzerine yürüyüp saldırmaya başladı. Ben kısa tekme attım. Kısa saç birbirimize girmiş bulundum. Saç saça baş başa kavgada hakaret ve tehditler havada uçuştu. Yanlarındaki erkek arkadaşları da kavgaya dahil olunca işler iyice çığırından çıktı. Bizim erkek arkadaşlarımız araya girdi falan filan derken olay bir şekilde büyüdü. Kavga ancak AVM görevlilerinin çağırdığı polislerin gelmesiyle yatıştırılabildi. Kavgacılar birbirinden şikayetçi olmadı. Saldırmayalım diye karşı tarafa onları çıkarttılar, gönderdiler. Sonra biz de orada beklettiler biraz. Sonra onlar gidince biz de saldılar. Bırak şunu! Ya bırak!